Merhaba, Derin Huzur Stoic kanalına hoş geldiniz. Bu kanal, sizlere daha fazla huzur ve dinçlik oranlarına yardımcı olacak bilgiler sağlar. Bu videoda sizden saklanan cömertliğin, gizli kalmış tuzaklarını keşfedeceksiniz. Cömertliğin bilinmeyen tuzakları kavramı cömertliğe ve onun olası tuzaklarına dair bir bakış açısını yansıtıyor. Dünyanın parmaklarımızın ucunda olduğu ve nezaketin çoğu zaman en büyük erdem olarak savunulduğu internet çağı ama çok fazla nezaketin olası tuzaklarını hiç düşündünüz mü? Kulağa saçma geldiğini biliyorum değil mi? Ama bana katılın Stoacı dostum. Çünkü eskilerden kendimizin en nazik versiyonu olma yönündeki modern arayışımızda gözden kaçırmış olabileceğimiz bir ders var Stoacıları görüyorsunuz. Yunan ve Roma'daki o bilge yaşlı ruhların erdemlerin dengesi hakkında söyleyecek bir veya iki şeyi vardı. Güçlü tavsiyelerde bulunurlardı. Ama erdeme yoğunlaşın ve cömertlik şüphesiz tüm iyi şeyler gibi bir erdem olsa da, cömertliğin aşırı uçlarına götürülebilir. Birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta bir nezaket taşmasının bizi tuzağa düşürebileceği beklenmedik yolu keşfedeceğiz. Epiktetos ve benzerlerinden bilgelik alarak, metanet öğretilerinin derinliklerine dalacağız. Ve Aurelius ve biz bunu yaparken sizi kendi nezaket davranışlarınız üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Bunlar her zaman dengede mi yoksa siz de birçoğumuz gibi ara sıra dengede mi kaldınız? Çok az ve çok fazla arkadaş arasındaki tatlı noktayı bulacağız bilgeliği arayanlar biz derinlere dalarken, cömertliğin beklenmedik tuzakları, çünkü bazen en derin dersler en beklenmedik yerlerden gelir. Cömertliğin bilinmeyen tuzakları kavramı cömertliğe ve onun olası tuzaklarına dair bir bakış açısını yansıtıyor. Yaşamı kolaylaştıran ve şansın cömertçe sağladığı her şeyden yararlanmayı bilmeyi, öyle ki varken onları sadelikle kullanmayı, yokken onlara gereksinim duymamayı, hiç kimsenin onun bir sofist ya da düzmeci ya da bilgiç olduğunu söyleyemeyeceği, tersine onun olgun, tam bir insan olduğunu, pohpohlamaya düşman, kendi kendini ve başkalarını yönetme yeteneğine sahip olduğunu, söyleyecekleri biçimde davranmayı. Cömertlik aşırıya kaçıldığında çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir. Doğal tehlikelerden biri manipülasyon ve sömürü potansiyelidir. Vicdansız kişiler, cömert bir kişinin yardım etme isteğinden, nezaketini, kişisel kazanç için kullanarak yararlanabilir. Dahası, aşırı cömertlik bağımlılık yaratabilir ve kişisel gelişimi engelleyebilir. Çünkü bireyler kendi kendine yeterliliklerini geliştirmek yerine, başkalarının desteğine bağımlı hale gelirler. Bu karmaşıklıkları keşfetmesi ve hem bireyler hem de bir bütün olarak toplum üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulundurarak cömertliğimizi ne ölçüde genişletmemiz gerektiğini eleştirel bir şekilde değerlendirmesi çok önemlidir. Bu doğal tehlikelerin yanı sıra cömertliğin bilinmeyen tuzakları konusunda anlaşılması gereken bir diğer önemli noktada özveri ve öz bakım arasındaki karmaşık dengedir. Cömertlik çoğu zaman fedakarlık ve özveriyle ilişkilendirilse de, sınırlar oluşturma ve kişinin kendi refahına öncelik verme ihtiyacını kabul etmek önemlidir. Bir stoacı olarak bu hassas dengeyi anlamak, zihinsel sağlığınızı korumak, tükenmişlikten kaçınmak ve uzun vadede topluma etkili bir şekilde katkıda bulunmak için çok önemlidir. Cömertliğin karmaşıklığını anlayarak, bu potansiyel tuzakların üstesinden gelebilir ve verme ile kendini koruma arasında sağlıklı bir denge kurabiliriz. Sonuç olarak, cömertliğin bilinmeyen tuzakları bizi cömertliği daha eleştirel ve sofistike bir perspektiften incelemeye davet ediyor. Aşırı cömertliğin manipülasyon ve bağımlılık gibi potansiyel tehlikelerini kavramamız çok önemlidir. Dahası, bir yandan topluma olumlu katkıda bulunurken, bir yandan da kendi refahımızı garanti altına alarak, özveri ve kişisel bakım arasında bir denge kurmaya çalışmalıyız. Bu karmaşıklıkları keşfederek, cömertlik konusunda daha incelikli bir anlayış geliştirebilir ve zeka ve anlayışla potansiyel tuzakların üstesinden gelebiliriz. Cömertlik genellikle asil ve arzu edilen bir özellik olarak görülür. Ancak onun gizli tehlikelerini ve karmaşıklıklarını anlamak çok önemlidir. Cömertlik aşırıya kaçıldığında çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir. Doğal tehlikelerden biri manipülasyon ve sömürü potansiyelidir. Dahası, aşırı cömertlik bağımlılık yaratabilir ve kişisel gelişimi engelleyebilir. Çünkü bireyler kendi kendine yeterliliklerini geliştirmek yerine başkalarının desteğine bağımlı hale gelirler. Cömertliğin bilinmeyen tuzakları konusunda anlaşılması gereken bir diğer önemli noktada özveri ve öz bakım arasındaki karmaşık dengedir. Cömertliğin bilinmeyen tuzakları bizi cömertliği daha eleştirel ve sofistike bir perspektiften incelemeye davet ediyor. Cömertlik toplumda çok saygı duyulan bir erdemdir. Ancak iyilik eylemlerine eşlik edebilecek gizli tuzakların farkında olmak önemlidir.
Bu tuzaklar çoğu zaman gözden kaçabilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu makalede cömertliğin bazı tuzaklarını ve bu tuzakları bilgelik ve anlayışla nasıl aşabileceğimizi inceleyeceğiz. Yaygın bir tuzak, karşılık beklentisidir. Yardım uzattığımızda karşılığında minnettarlık veya yardım ummak doğaldır. Ancak bu beklenti karşılanmadığı takdirde hayal kırıklığı ve kırgınlığa yol açabilir. Gerçek cömertliğin özverili bir yerden geldiğini anlayarak, herhangi bir koşula bağlanmadan vermek çok önemlidir. Diğer bir tuzak ise sömürü potansiyelidir. Ne yazık ki, nezaketimizi kendi çıkarları için kullanan kişiler var. Yardım teklif ederken anlayışlı ve dikkatli olmak. Cömertliğimizin gerçekten ihtiyacı olanlara yönlendirilmesini sağlamak çok önemlidir. Sınırları belirlemek ve tehlike işaretlerinin farkında olmak, bizi istismar edilmekten korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca aşırı cömertlik maddi sıkıntıya yol açabilir. Başkalarına yardım etmek takdire şayan olsa da, kendi refahımıza ve finansal istikrarımıza öncelik vermek çok önemlidir. Vermek ile kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasını sağlamak arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Bu şekilde kendi geçim kaynağımızdan ödün vermeden cömert olmaya devam edebiliriz. Cömertliğimizin başkaları üzerinde yaratabileceği etkinin farkında olmak önemlidir. Niyetimiz saf olsa da aşırı bağış, alıcıda bağımlılık duygusu yaratabilir. Bizim yardımımıza güvenmeyi teşvik etmek yerine başkalarını güçlendirmek ve kendi kendine yeterliliği teşvik etmek çok önemlidir. Bağımsızlığı teşvik ederek birinin hayatında gerçekten kalıcı bir fark yaratabiliriz. Olarak cömertlik kutlanması gereken asil bir özelliktir. Ancak iyilik eylemlerine eşlik edebilecek gizli tuzakların farkında olmak hayati önem taşıyor. Bu tuzakları anlayıp bunların üstesinden gelerek cömertliğimizin hem etkili hem de sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz. Bir arkadaşınızın buluşmasındasınız ve birisi gelecek hafta sonu sizden önce taşınacağı evden bahsediyor. Bil ki elin havaya kalkıyor yardım edeceğim ama derinlerde sen zaten kendi görevlerine boğulmuşsun. Bu da taahhüt konusunda kendi sınırlarımızı anlamak anlamına geliyor. Sadece kendini zayıflatmakla ilgili değil, kendine karşı dürüst olmak, hayatı bir çay fincanı gibi hayal et her taahhüt. Her söz bir damla çaydır, içine çok fazla dök ve taşmalar ortalığı dökülecektir. Bardağınızın boyutunu bilin, bunu kaba bir söz olarak algılamayın. Önce kendinize nazik olun, şimdi arkadaşınızın hareket etmesine yardım etmeyin demiyorum. Ama belki bunun yerine birkaç kutu toplamaya yardım etmeyi teklif edin. Bütün gün boyunca kendini adamış küçük hareketler, çoğu zaman en anlamlı olanlardır ve bunlar çok daha kolay idare edilebilirdir. Sonunda sen muhtemelen bitkin, sinirli bu aşırı bağlılığın ağırlığındasın. Bu yüzden bir dahaki sefere söz vermeden önce düşün. Kendi kapasiteniz üzerine düşünün. Bu bencillik değil, mantıklı. Her zaman herkesi mutlu etmeye çalışmak, asırlık arzu, herkes tarafından sevilmek bir tuzak, çoğunuz şakalara gülüyorsunuz, komik buluyorsunuz ve paylaşmadığın görüşlere katılıyorsun. Ama metanetin bize öğrettiği şey şu ki, başkalarının fikirlerini kontrol etmeyin. Bu yüzden neden insanları memnun etmeye çalışmanız, bir tür nezaket gibi görünebilir. Ancak bu genellikle daha çok kendi güvensizliklerimizle ilgilidir. Ve gerçekçi olalım, sürekli olmadığınız biri gibi görünmeye çalışırken, maskelerle hokkabazlık yapmak çok yorucu ve yıpratıcı olur, herkesi memnun edemezsiniz. İnsanları değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bir atı suya götürebilirsiniz ama ona metanet içiremezsiniz diye bir söz var. Bu duyguyu yansıtıyor, sadece onlara olan tepkilerimizi kontrol edemiyoruz. Ama çoğumuz büyük iyi kalplerimizle çabalıyoruz insanları düzeltmek için, sevgimizin, tavsiyemizin, nezaketimizin, onları değiştirebileceğini düşünürüz ama çoğu zaman tavsiye verdiğiniz yanlış insanlarla çıkan o arkadaşınızı düşünemeyiz. Onların kalp kırıklıklarını dinleyin. Sinir bozucu değil mi ama işte herkesin kendi yolculuğunda olduğu şey şu ve bir yardım uzatmak. Nazik olsa da biz onların yolunda onlar adına yürüyemiyoruz. Başkalarının sizi nezaketle kullanmasına izin vermek bir davranıştır, güzel bir şey ama tüm iyi şeyler gibi bunun da fazlası zararlı olabilir. Sürekli nazik, her zaman ulaşılabilir ve sürekli olarak uyumlu olduğumuzda insanlar bunu olduğu gibi kabul etmeye başlayabilirler. Arkadaşlarını her zaman evinde misafir ederdi, ikramlar, ilk başta herkes minnettardı. Ama zamanla bu bir beklenti haline geldi ve bir gün hiçbir şey getirmediğinde hayal kırıklığı, mırıltıları başladı. Zavallı takdir edilmediğini hissetti ve bu ona acı çektirdi. Metanetliler bize anlamamamız gereken şeylerin geçiciliğini öğretiyor. Dış ödüllere fazla bağlı olmamalıyız. Başkalarının sürekli nezaket davranışlarına fazla alışmamalıyız. Ve diğer taraftan, eğer her zaman veren taraf bizsek, hafife alınmadığımızdan emin olmalıyız. Bu bir dengedir.
Gerçekten nazik olun ama aynı zamanda sınırlar koyun insanlara nezaketinizin bir hediye olduğunu, ancak bunun bir zorunluluk olmadığını bilmelerini sağlayın. Başkalarına karşı nazik olma arayışımızda, kendinize bakmayı unutmak sıklıkla kendimizi unuturuz, başkalarının ihtiyaçlarını kendimizin üstüne koyarız, bunun yapılacak asil bir şey olduğunu düşünürüz. Ama metanet bize kişisel bakımın önemini hatırlatır. Eğer kendimizi ihmal edersek başkalarına nasıl bir faydamız olabilir? Bir araba olduğunu hayal et. Eğer yakıt ikmali yapmazsan, başkalarını nasıl gezdirebilirsin? Sonunda bozulursun. Yol kenarında sürekli başkalarına öncelik vermek de aynı şey. Eninde sonunda tükeneceksin dostum. Bu yüzden kendinize zaman ayırın, bencillik değil bu. Çok önemli metanetliler bunun önemini biliyordu. Düşünme ve kişisel bakım. Sonuçta bakımlı bir ruh dünyanın zorluklarıyla başa çıkmak için daha donanımlıdır. Çok fazla cömertlik vermek bir erdemdir ancak tüm erdemler gibi nazik olma çabamızda aşırıya kaçılabilir. Bazen gereğinden fazlasını veririz. İster para ister kaynak olsun, bunu karşılayabiliriz ve niyet asil olsa da sonuç zararlı olabilir. Bunu bu şekilde devam ederseniz eğer, başkalarına yardım etmek için banka hesabınızı boşaltmaya devam ederseniz, sonunda iflas edersiniz ve o zaman metanetli birine nasıl yardım edebilirsiniz? Ölçülü olmaya dikkat edin, verme ve elde tutma arasındaki dengeyi bulmaya odaklanın. Cömert olun ama aynı zamanda akıllı olun. Başkalarına yardım etmeden önce kendi ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olun. Cimri olmakla değil sürdürülebilir olmakla ilgilidir. Bugünkü küçük yolculuğumuzdan keyif aldıysanız, neden biraz sevgi göstermiyorsunuz? Beğen tuşuna basın, videoyu paylaşın, abone olun ve bildirimi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, hoşça kalın.